bakalım, hoş geldiniz. Ben Cemre. Efsane bir videoyla karşınızdayım. Ve yanımda çok değerli bir konuğum var. Cihan Albayrak bugün benimle. Görüyorsunuz kendisi burada. Kendisi nerede? Nasıl? Kiminle video çekeceğim? Belli olmayan Cihan Albayrak. Neden geliyor diye soruyorsanız, Cihan Albayrak bugün benim bir günümü yönetiyor arkadaşlar. Uyandım, pijamayla oturmamın sebebi artık giydiğim kıyafetten tutun, gün içinde yiyeceğim yemeğe, artık nereye gideceğime, ne yapacağıma, her şeye Cihan karar verecek. Hayır deme hakkım yok, her şeye evet demek zorundayım. Cihan Albayrak'la bir günlüğüne evet dedim videosuna. Hoş geldiniz. Şimdi Cihan gelir büyük ihtimalle, videoya geçelim. Ben artık sabırsızlanıyorum, neler yaptıracak bana hiçbir fikrim yok ki Cihan'dan da bir tık korkuyorum. Acımasız gibi görünen ama acımasız olmayan, tatlımsı ama cazgır. Cihan tam olarak bunlardan ibaret olan biri. Neyse Cihan, hadi gel. Cihan almaya gidelim, gel. Kapı çalıyor. Geldi. Korkuyorum senden. Cemre Solmaz galiba. Merhabalar. Merhabalar. Temas istediler ama ben sizin olduğunuzu bildiğim için direkt böyle elden vermek istedim. Merhaba. Ne bu peki? Bu tam olarak ne? Kahvaltını getirdim. Kahvaltı mı getirdin? Gününü yöneteceğim. Benim istediğimi yiyeceksin, benim istediğimi giyeceksin, benim istediğim zaman falan filan var. Falan filan iyiydiyse. Sana kebap getirdim kahvaltı. Kebap ne? Sabah sabah spora daha yeni başladın. Tamam, protein işte. Öncelikle spordan önce protein tüketmen lazım zaten. Yanında pilavı da var. Dır pilavı diye düşünüyorum. Var. Dır diye. Yeni evin evi olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, ben Cihan olarak. Nerede ne zaman ne çekeceği belli olmayan pat pat. Bir şey diyeceğim, bol kuyruk yağlı bir kebap getirdim bu arada sana. Sabah sabah. Sevmem ben. Akşama kadar böyle ben espri yapacağım, sen güleceksin, sen gülerken kıp diye gaz vererek kuyruk yağı çıkacak buradan. Ooo, kokusunu buram buram siz alabilseniz de alsanız keşke. Oturmaz mısın yemeğin içinde? Abi bir şey diyeceğim ya Cemre. Şurası ne kadar rahat gözüküyor ya. Ya bir ayıcıma ne olmuş Cihan? Ya bu ayıcık ne böyle? Ben peluşlardan tiksiniyorum. Bunu böyle çekme bence ya. Peluşu hallenen herifin çıkmasın sonra. Şöyle oturtayım. Normalde sabah ne yiyorsun? Ben kahvaltı yapmam. Hiç alışkanlığım yoktu. Kahvaltı alışkanlığı olmayan bir insan. Bir şey diyeceğim ya. Batırer sen biliyorsundur bu. Bu kız niye gelip 4'te falan, saat sabah 4'te 5'te falan uyanıyor? Sabah değil, akşama doğru. Sen niye mantık gibi yaşıyorsun ya? Bilmiyorum. Ama böyle ben mesela normalde hayatta kalabilmek için, tamam mı? Diri kalabilmek için. Yaşatmış, işim gücüm rast gitsin diye. Yani sabah kalkarım sabah 8, hani bir kitap oku, kahvaltı yap falan. Abi bu kızın ilk storiesi saat 4'te başlıyor, günaydın diye pozlarmazlar. Abi nasıl bir hayat bu ya? Anlatır mısın biraz yanında? Sana soruyorum, kola mı ayran mı, ne içeyim? Bakayım, hangisini seviyorsun? Ayran. Kola içeceksin o zaman. Yasak. Bu arada şey, bugün sonra kıl gitmeyeceğim, inat gitmeyeceğim. Sadece şey, şu an öyle yapmak istiyorum. Zaten videoya şey dedim, videonun başlığını açarken dedim abi, hayır. Küpem cekete de kıldı. Bana yardımcı olman lazım Cemre. Hep yaşıyorum bunu ya. Tamam. Süper, teşekkür ederim. Öyle yemeyeceksin bu arada. Onu geçiyorsun abi. Şu lavaşı alıyorsun, tamam mı? Şu lavaşı alıyorsun. Öleceğim. Kuyruk yağlı kısmını abi. Şu akvaryumun sesi beni bugün muhtemelen 4-5 kere çişe götürecek. Sakın yanlış anlama. Tamam mı? Şöyle, bir dakika. Allah'ım Allah'ım. Hijyendir. Ya elinle yaptın. Ya işte bir şeyler katta atarsın elimi. Bu ne lan? Ben biraz dağınırım Cemre. Şöyle yapıştır. Tamam bunu ye. Bunu ye yeterli bence. İçinde kebap. Bu nasıl bir sarmak ya? İçinde kebap ya. Ya ben cidden tam şey gibi gelmedim ya. Hani son siparişini getirip son siparişini kız arkadaşına gidecek kurye gibi gelmedim ya. Kurye kız arkadaşına mı gidiyor bu son siparişten sonra? Ne ödülü o inflo? O büyük ödüle benziyor bu arada. Türkiye'nin en iyi TikTok influencer'ıyım. Mükemmel. Şey gibi ama ben ödülü sordum normalde, bana durumdan bahsettin. Ne ödülü? Ben Türkiye'nin en iyi influencer'ıyım. Bana bu soruları sormamı demek istiyorsun. Evet. Güzel. Hiç ödülüm olmadı Cemre bugüne kadar daha, biliyor musun? Çarpıcılarını keseceğim. Tamam. Çarpıcıların takipçilerini seviyor mu bu arada? Ya normalde saçlarım uzun olmasını da seviyorlar. Ama ben sevdiğim için şu an uzun. Takipçilerime de alıştılar. Alıştılar mı? Keseceksen şimdi makas bulmam lazım. Bulayım mı? Yok. Yedim. Şey. Öyle makas bulmam lazım dedi ki evde makas yok diye acıdım sana şu an. Var. Var mı? Küçük parmağım makas. Tamam. Doydun mu? Doydum. Tamam şu köfteyi diyeceksin. Yok yeme ya. Boş ver. Yiyeyim. Bütün gün beraberiz şunu, sıkıntısız ben çekebilirim sonra. Çok iyi.
kürklerini keseceğiz. Tamam, kahküllerini keselim. Ben şimdi... Kahkül müdür, kahkül müdür bu arada? Kahküldür. Yazı dilinde kahkül, söylenişte kahkül. Şapkayı kaldırdı dedik abi, evet. 4-5 sene önce. Hangisini istersen? Ya sen yaz ne kağıdı mısın kızım, bu ne ya? Biraz kendine saygın olsun ya. Şunu da keseyim, bu çünkü ayarı kaçırabilir. Bayağı eve. Eve direkt buraya, annem zaten süpürür, bir şey olmaz. Annen ismi neydi? Banu. Banu teyze. Gelmenize gerek yok, sadece sesimi duyuyorsanız yeterli. Sadece Cemre hakkında biraz daha düşünün derim ben ya. Yani ben sırf size kıyamadığım için saçlarını salonda kesmeyeyim diyorum. Annem zaten süpürür dedi. Cemre mi dedi ona? Siz de hiç şaşırmış gibi yapmayın ya. Hiç şaşırmış gibi yapmayın. Normalde böyle yapıyor bence. Ablacığım sen keyfine bak. Zaten ben onu temizleteceğim. Sen keyfine bak. Ya Allah'ım. Gel gel Batın erkek. Gözüme giriyor bak. Bak gözüme. Sen bu makasla küçük peluş bebeklerinin saçlarını mı kesiyorsun? Sen bu makası neden aldın bakalım? Gel bakalım. Allah'ım çok korkuyorum. Tarak da olsun. Bir dakika dur. Bu kahkül değil. Bu kahkül değil. Kaşıyormuşum değil mi burada? Dur dur. Evet. Ay Can sakın çok derin kesme. Bir alıyorum göz kapağı yok değil mi? Bütün gözüm gibi seni görüyoruz. Can! Çok uzun, çok uzun, çok uzun. Bakayım abi. Bir dakika bekle. Ya yeter gözüm. Bir dakika kosma bakayım. Ya gözünü kapatmasın Cemre, olmuyor öyle. Başka bir ihtiyacın var mı? Güzellikle alakalı değil. Nereye tırnaklarımı falan mı kesteceğim? Bakayım tırnaklarına. Onları şey yapamazsın, onları takma. Takma tırnak. Evet, o zaman şimdi beni bir giydir. Şimdi ortalığı bir süpürmen lazım. Abi ortalığı süpür. Küçük bir süpür ortalığı, annene iş kalmasın. Burada iki tane YouTuber eğlenecek, insanlara şey, video çekecek diye. Annen niye bunun kahrını çeksin ya? Ben Cihan'da bunun içine süpürüyorum. Ne var ne yok hepsi. Olur yavrum komple. Tamam güzel. Bunu yerine bırakıyoruz şimdi. Tamam. Dışarı çıkacağız. Evet, o yüzden beni giydirmen lazım. Seni giydirmem lazım. Önce giyime dolabına bakmam lazım. Hadi gel. Şimdi en sevdiğim bölüm bu aslına bakarsan. Neden diyeceksin? Giyimini çok beğeniyorum. Çok ters giyiniyorsun. O yüzden beni güzel giydirebileceğine inanıyorum. Beni normalde annem giydiriyor. Ben kendim giymiyorum. Bunu biliyordum bu arada. Evet. Annem giydiriyor. Kombinlerimi annem yapıyor. O yüzden sana da bu konuda güveniyorum. Annene stylist ücretleri veriyor musun peki? Hayır. O benim annem. O benim annem diye anne ezilir mi bu kadar ya? O benim annem yeri süpürsün. O benim annem stylingi yapsın. O benim annem videomu kurgulasın artık ya. Tamam. Okey dinliyorum. Ve burası benim odam değil bu arada arkadaşlar. Ben daha bu eve yeni taşındığım için burası normalde. Abimin odası. Burası benim odammış değil mi? Burası Cihan'ın odası arkadaşlar diye. Burası Cihan'ın dolabı arkadaşlar. Aha açıyorum. Evet açalım. İçinde yani çok fazla bir kıyafet seçeneğim yok. Orası da var Cihan. Bence yeterli bir şey. Bu taraflı şortlarım var. Bu renge bayılırım. Yavaşım Can, sakın çirkinleşme Cihan'ın. Şunu bir... Sadece kahverengini çok sevdiğim için şunu üstüne dener misin? Sadece bunun üstüne. Çıkarmana gerek yok. Burada abinin mini etekleri var galiba. Abimin mini etekleri değil, benim eteklerim var. Sakın. Bak şu an tam bro. Derse geç kalmış İngilizce öğretmeni olmadı mı? Bir tane kahverengi çizmem var mı? Lütfen bana kahverengi çizmem var mı? Annenin var. Benim var. Bir çıkarsana kahverengi çizmeyi. Anne! Anne! Annen şu an videoyu kurguluyor, gel buraya. Evet, şunları bir giyer misin Cemre? Giyerim. Tarzına güvenmiyor musun? Tarzına güveniyorum dedim. Dene bakalım bir. Zaten dışarıda şey bir hava var, böyle bohem. Yağdı yağacak yani. Hemen böyle evden bir ceketi atayım, çizmeye giyeyim, bir kahve içmeye çıkayım, dönerim. Kombini yapmamız bence iyi olur. Of bir şey diyeceğim. Hiç olmadığı kadar iyisin. Şu an var ya sana gelecek markaları düşünemiyorum bile. Ya. Has yün. Yardıracaklar sana. Ayakkabı çıkalım. Ay çok iyi. Bunun en azından bir uyumu vardı, bir şey vardı. Okey bu kalsın, ceketi çıkar. Ne alakası yani? Sadece bakıyorum ya. Kıyafetim var o kadar, kıyafetim.
Abi bu kombini sevdim ben ya. Şu salaş kombin gerçekten iyi. Pijama. Sen kendini kaşınmışsın. Bunu bana göstermeyecektim Cemre. Keşke bunlarla açmasaydım bu kapıyı. Burası çok renkli. Burada her şey var. İnanmıyorum. Kızım bunlar ne? Bayıldım. 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 Bunun kumaşı da hoşmuş ha. Bunu hatırlıyorum. Bunu bir TikTok'unda, bir fotoğrafında, bir de YouTube videonda görmüştüm. Bir şey giyince her şeyi çekiyorsun çünkü. Böyle o kadar iğrençleşmek istiyorum ki sana şöyle ne bileyim. Üstüne falan giydim. Şunun üstüne bir şort falan giydirmek istiyorum saçma sapan ya. Burada da bir sürü kıyafet. Rezil giydireyim mi Otuner? Rezil giydireyim mi? Tulum var yukarıda, tulumlar var, etekler, şortlar. Üstüne. Abi yok ya, bu kalsın üstünde. Ben bugün senin böyle gezmeni istiyorum. Hatta böyle bir tane de fotoğraf paylaşayım. Böyle olmaz, hatta üstüne bir de turuncu ceket giyeyim. Olur. İyi olur canım, şaka yapayım. Şu var mısın sen? Ben buna okeyim şu anda. Terlik bu, şapka olmalı. Evet abi, şunu, bu renk okey, ters tak bir. Şapka çok kötü bir şapka ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yaramaz çocuk bak. Evet, şu an bence iyisin. Bence okey. Ama terlik giymeni çok isteyeceğimi sanmıyorum. Yağmur yağabilir. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ayakkabılarıma bakalım. Ayakkabı bakalım. Böyle iyisin. Tamam. Böyle iyisin. Bu olur. Buyurun. Modlarım. Şunu bir denesene. Bu çok şık oldu ya. Çok tatlı oldu ha. İyi oldu yani hani. Cihan. Tamam, bence böyle iyi ya. Okey. Bence böyle iyi. Yanında gezeceğim yanında. Dur, ayakkabı bakacağız sana. Onları bir giysene. Şunları bir giy pembeyle, şunları. Çirkin başladın, beni korkuttun ha. Yok yine kötü oldu da. En azından bir renk uyumu var yani şu anda. Bence okey. Bence de okey. İnanılmaz uyumsuz olduk bugün. Bence okey. Arkadaşlar nasıl? Bence iyi. Bence inanamıyorum. Bak daha kötü yapabilirdim seni ama sadece... Ben çok korktum var ya. Kötü olmasını istemiyorum. Ben şimdi giyip sana işte sallıyorum. Şort giy, üstüne mont giy falan yapmak istedim. Güzel fikirmiş lan. Şort ve mont mu giydirsem sana ya? Hani yaz geldi ama havalar da soğuk. Altına da çizme. Tamam böyle iyi. Böyle iyi. Çok iyi. Ben hazırım. Sen de hazırsan. Ben hazırım da bana bir tane kahve yap. Sana bir tane kahve yap. Bir kahve içeceğim. Bir kendime geleyim. Bundan sonra bu arada dövme yapmak ister misin? İstersin. Niye biliyor musun? Hı. Bu dövmeyi neye yaptıracağımı söyleyeyim Cemre'ye. Dövme yaptırıyoruz. Bugünün bir anısı kalsın istiyorum senden. Yani oraya her baktığında bu kombinin aklına gelsin. Hatta bir şey değil mi? Şu kombinin böyle minimal bir şekilde dövmesini yaptırabilirim sana. Biliyor musun? İnanılmaz. Ama gerek yok buna. Nasıl yaptıracağız? Küçük bir çizim. Ha bir dakika. Gideriz abi dövmeyi yaptırmaya. Oradaki tasarımcı kim varsa şu kombinin bir küçük bir tasarımını yapar. Minicik. Oha ya, şaka yapıyorsun. Onu dövme yaptırırız sana. Nasıl? Bence iyi. Çok iyi. Çok konuşma, kahve yap. Nasıl olsun kahve? Sordu, ben bunu bekliyorum. Ne içeceksin, nasıl kahve olsun? Türk kahvesi yapacaksın galiba, nasıl olsun dediğine göre. Türk kahvesi yapmayı bilmiyorsun değil mi? Biliyorum canım, niye tamam, bilmiyorsun? Biz de ölmedik orta yani. Orta şekerli Türk kahvesi. Orta şekerli Türk kahvesi. Evet. Anne, mutfakta mısın? Abi anne dedi yine ya, delireceğim ya. Arkadaşlar, Cihan Bey'in kahvesi varmış biliyorsunuz. Cihan Bey'e kahve yapacağım şimdi. Neyse, bu arada şöyle bir konuya değinmek istiyorum ben hemen. Cihan gerçekten beni şu an delirtmeye oynuyor. Sinirlerimle oynuyor. Ama beklediğim hareketleri yapıyor bana. Daha neler yapar bilmiyorum ama Cihan'dır. Ne yapsa yeridir diyorum. Sonuçta delinin teki. Yani hiç şaşırtmıyorum. Ama yani oğluma video çekerken eğlenmesem asla ona katlanmaz. Hoş geldin Cihan. Ben de tam kahveni yapıyordum. Çok Cihan ismi duyunca böyle bakayım dedim. Benle ilgili konuşuluyor diye. Yok. Hiç. Alakam yok. Son kurduğu cümleyi benim alakamı söyledi. Yoksa eski video çektiği arkadaşlar alakamı söyledi bilmiyorum. Onunla video çekiyor olmasam işim olmaz mı dedin? En son video çektiğim sensin Cihan. Ha evet, ben de iyi konuştum. Olumsuz kötü şeyler konuştum gibi duydum ben. Olumsuz kötü. Sen kahve yaptın mı? Yok, yapıyorum şu an. Makineyle yapıyorsun. Keşke ocakta yaptıysaydın. Keşke. Ama yani. Onu böyle ocakta yapacaksın tamam mı? Biraz sen köpürmeye başladın. Ocağı kapatacaksın. Yani köpüğü dağıtacaksın fincanlara. Bir de açacaksın şeyi altını. Ocağı açık bırakacaksın. Çıkacaksın. Bütün ev yanacak sonra. Cihan kaç kere evde otururken kendine kahve yaptın? İnanmazsın. O kadar çok yaptım ki Cemre. Yalan konuşma. Gerçekten. Kahvesi yaptım evet, kendine. Tabii ki. Şu kahvesi yapıyorum ya. Nasıl ya? Senin etrafındaki erkekler şey değil mi? Böyle bıcır bıcır. Hiçbir işten anlamayan. Her şeyi annesine babasına yaptıran. Yani bir erkeğin kendine Türk kahvesi yaptığına süre enteresan geldiyse sana değil mi? Ben çok. Acilen takıldığın insanlara da işte. Acilen. Halim'in villası bir yere kadar. Yine arkadaşlar. Bu makas niye her bizi takip ediyor? Kim lan bu? Kim oğlum bu? Bu bir TikToker, ben sana söyleyeyim, peşimizde sürekli.
Bu etiketli mi bu videoya? Like olduğu yere atarım onu da şimdi. Allah Allah. Kahve olana kadar artık yeni çıkaracağın şarkıyı seslendireceksin bana. Bana canlı canlı sesinle yeni çıkaracağın şarkıyı seslendireceksin. Bu insanlar seni takip ediyor. Cemre Cemre diye ölenler var. Sırf senin o temiz kaymak sesinden o şarkıyı duymak isterler. Yanlış mıyım arkadaşlar? Doğru. Duyun galiba. Ben herkese söylüyorum. Şarkı beni niye her videoda... Etrafımda herkese... Ama Cem benimle alakalı değil, yemin ederim. Annem neydi? Bağlı. Vallahi benimle alakalı değil. Aman abla. Cemre kahveyi her yere döktü. Buzdolabının üzerinde parmağını kahveye bandırıp Cemre yazıyor şu anda, biliyor musun? Ama annesi yemem, merak etme. Bir şey söyleyeceğim, olmadı, niye olmadı? Ben de sana güveniyorum, teşekkür ederim. Cemre, bunda bir adı var mı? Lütfen bunda bir adı olsun ya. Baba oldum, bunda niye köpek olmadı Can? Köpek olmadı mı? Hiç olmadı. Niye olmadı köpüklü bu? Hiç olmadı çünkü piç oldu kahve, onun için olmadı. Neden olmadı? Çünkü... Sen yapsan köpürtür müydün? Köpürdüm de. Ben köpürttüm, köpürmedi. Köpürtmemişsin demek ki. Ama olsun, en azından yaptım. Şu rezilliğe bak. Cihan, nesin yani? Fal baktırsam, iki güne cenazem kalkar, yemin ediyorum böyle bir fal var. Bir şey tadı güzeldir de. Tadı güzeldir. Bu Ice Americano gibi bir şey oldu. Bana birkaç tane buz atalım bence. Bakalım. Çok sıcak, yavaşmış. Çok mu şekerli? Yok, şekeri gayet iyi. Peki. Ölme sağlık. Köpüremedi ama. Rezillik. Köpüremedi. Rezillik. Rezillik. Sana puanım sıfır kanka. Ama yine en azından emeğinden dolayı sana veriyorum puanı. Yat şimdi 10 tane şınav çek. O ne yapıyorsun? Spora başladım diyorsun. Spora başladım. 5 tane çek. Gerçekten mi ya? Çekeyim mi? Evet. Şu an şınav çekmeni istiyorum. Allah! Allah! Cemre döktü ki annene söyledim. Her yere Allah söyledim. Yaktı. Her yere söyledim. Döktüğünü söyledim. Çorapta gitti. Of ya! Bu işleri istiyorum bilmiyorum ya. 1 2 3 Güzel. Normalde daha çok çekerim ama daha yeni başladım. Ya bu nasıl bir yalan Cemre Allah. Güzel 3 tane başarılı ama. Dominik'e gittin, nasıl geçti Dominik? Allah be, ben hep döküyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Dominik'e... Bu şaka kahvesi falan mı sürekli dökülüyor ya? Dominik nasıl geçti? Dominik eğlenceliydi. Güzeldi. Yani ama bir eksiklik vardı. Böyle bir. Bir Cihan Albayrak eksikliği vardı. Ben onu hissettim orada. Hissettin mi? Vallahi billahi. Olsaydın mesela ne dans ederdin sen o garsonla? Dans edeceğimi sanmıyorum ya. Garsonlar sürekli dans mı ediyorlar orada? Sürekli dans ediyorlar. Çatal istiyorum 8 dakika sonra geliyor. Neden? Çünkü karşı masadakine dans ediyor. Çok garip bir şeyleri var. Dominik'e beni çağırmamaları gerçekten umurumda değil be. Şakasını söylüyorum. Ne Dominik'i ya aman. Bütçe kavramıyor. Baksan Dominik'te ne yapacağım? Hiçbir şey yok Dominik'te. Ne yapacağım ki? Deniz kenarı işte. Sana söylüyorum. Pendik'te aynı ya. Deniz kenarı aynı pendik. Hiç. Deniz kenarı. Gidiyorsun hiçbir şey yok. Masmari değil. Başka tamam, çok uzatma. Yavaştan çıkacağız. Tamam. Dövme yaptırmaya gideceğiz. Araban var mı? Var. Güzel. Anahtarın da... tamam şimdilik sende bulsun anahtar. Sen mi sileceksin? Bilmiyorum, bakacağız. Çorabını çıkarken ayakkabı çorapsız giy, akşama kadar leş gibi koksun. Böyle isteklerim olacak, şaka yapıyorum. Böyle bir şey istemiyorum. Bunun kimse bir faydası yok zaten. Tamam, okey. Dışarı çıkacağız. Tamam. Ben ceketimi giyeceğim. Sen hazırsın zaten. Ben hazırım canım, doğuştan. Zaten sen makyaj da yapmıyorsun çıkarken değil mi? Yapmayayım mı? Ya, ha, şu an bu senin makyaj... Bu benim makyaj sahibim. Yaklaşırız. Bu senin makyaj sahibim gerçekten. Sen dört yapraklı gonca mısın ya? Böyle mi uyanıyorsun gerçekten? Her sabah İşin çamsıları gibi uyanıyor kız. Bakar mısın? Rimelli uyanıyor. Hazırlar mı? Bakıyoruz. Hadi gidelim abi. Soğuk su var mı? Var. Bir tane soğuk su içmek istiyorum. Bunu hep senin. Allah kahretsin. Su istediğin hep senin. Ya pompalı damacana yapsaydın bunu daha az. Daha yeni taşındım. Şu o bardak, o bardak, o bardak. En sevdiğim bardak diyor. Gerçekten mi? Tertemiz su bardağı. Hiç öyle. Böyle bir otobüme almaya gidiyormuş gibi. Evet öyle oldu ya biraz. Cihan ya şimdi giyeceksin ceket. Ben yanımda böyle. Ben de alakası bir gün vatkalı ceket giydim ya. Omuzlarım böyle duruyor nasıl satayım ya. Ama olsun. Ben her şeyden şişme yedekten giydiririz. Allah. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, yorumları yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Benim de adım Cihan Albayrak. Arkadaşımızın ismini unuttuysanız Cemre Solmaz kendisi. Kaç abone vardı Cemre'ciğim? 2 milyon aldım. 2 milyon aldığını şu an mı kutluyoruz öyle bir geldi? 2 milyon aldım. Güzel güzel. Daha yeni oldum. Bu videoya 2 milyon diyorsun. Sen ciddi misin? Evet. Aa. Evet. İçimden geldi böyle bir giriş yaptım. Demek ki gerçekten bir anlamı varmış. Aslan.
kurgu için yapıyorsa, kurgu için sen yapıyorsun Batı. Lütfen buraya beni üzmeden bir şey yap da beni kurtar, olur mu? Bir şey diyeceğim, ayakkabısını çekeceksin giyiyor ya. Evet. Umarım ayakkabılarını da annene yedirmiyorsundur. Şu an annenin baş parmaklarına bakıyormuşum. İşte ezik ezik değil mi? Oğlum. 20 yıldır kızın ayakkabısını ben geçiriyorum. Kötü haber anne. Parmaklarım bozuldu. Ayakkabım gerçekten annemi giyiyor. Vatkalı nerede? Vatkalı ceketi nerede canım? Bu da Cengel gel annem getiriyor. Annem günümüzde bence videonun dahil konuğu. Bence anneni videoya etiketle. Annenin kaç abonesi var şu anda? Ama annemin kanalı yok diyemeyeceksin. Senin kanalın annenin kanalı. Evet, bitti. Benim kanalım annemin kanalı. Çok teşekkür ederim. Ve? Yani annenin abonesi kaç dediğinde kendi aboneni söyleyeceksin. Senin abonen annenin de abonesi olmuş oluyor. Nasıl ya? Nasıl ya çıkışıyor? İyi mi? Okey. Biz gidiyoruz. Hazır mısın? Dövme yapacağız. Sen nereden geliyorsun? Nereden ne tarafta? Beşinci katta oturuyorum şu an. Fahri biliyorsun. Güzel, spora yeni başladım. Aşağıda görüşürüz. Merdiven neredeymiş? Akbil göstersem Akbil ne diyecek biliyor musun bana? Havalara bak, delireceğim ya. Merdiven nerede? Aynı andaymış. Aynı anda. Ve ben her katta direkt hazırlanırsın. Yardım et abilere. Ucundan tut, bir tanesini yardım et. Hadi hadi. Nasıl ya? Abi bir tanesini yardım et ya. Kim onun ucundan adamı? Söyle, ben yardım etmek istiyorum lütfen. Abi yardım etmek istiyorum. Kendine kaldır ya. Bak! Cihan! Ha buraya doğru. Cihan bu ne? Çok mu ağır? Cihan! Ben mi taşıyayım? Tut. Cemre Allah kahretsin ya. Kendi kendime iş çıkardım ya. Nereye gidiyor anamla? Başımda iş çıkardım. Kendine sıkıntılarsın diye biliyorum. Şöyle bırak gidelim. Allah kahretsin. Sana güçlendirmen lazım kendine. Evet. Arabayı bırakalım abim sürsün. Bence de abim sürsün. Çünkü abin de şu an şey tipi var ya. Ben bir yere çarparsam bunun ücretini benden alırsın sen ya. Cemre gel buraya. Cihan o araba. Araba spreyi mi? Ya dezenfektan değil mi? Dezenfektan sandım, dikkatimden kaçtı. Yağlı bu ya. Geticiye kasapsa kadar aldık bin taşıttı. Allah'tan kimse yok yani. İyiymişsin Vatkalı'yı. Ben burada bak gafur böyle geziyorum. Bu ne ya? Çok iyiyim ha. Bence Vatkalı olarak ben daha çok göze çarpıyorum ya Vatırer. Hazır mısın? Hazırım. Dövme yaptıracaksın. Ne yaptıracağım? Çok heyecanlıyım. Şeyi söyleyeceğim yani fikrim şu. Dövme olduğu için bu şimdi git de Cemre koluna bok yazır falan demek istemiyorum yani. Sadece senin şu anki görselini bir figür haline getirebilecek bir tasarım koluna küçük bir şey ama. Tamam. Çok şirin bir şey. Bence tatlı olur. Birinin basması lazım bu zile yoksa burada bekleyince hiçbir şey olmayacak. Ay çok bastım. Sanki babamın yanında. Sanki böyle... Cemre geldi. Beni tanıyor demek ki. Cemre geldi. Merdivenden çık şimdi. Bu binada asansör yok. Evet, bu binada asansör yok. Abi şişti burası ya. Her bina 50 yıllık en az. Ben 5 kat çıktım. Kaşınma. Bir şey yaptırırım sana. Üç dudak. Çekecek var şundan bunca alalım. Senin evdeki yamulmuş bak. Bulucu yamulmuş onu. Allah Allah. İçeriden biri mi havluyor? Biri. Köpek mi o? Biri köpek taklidi ediyormuş gibi geldi. Evet. Evet. Hocam nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz valla. Hoş geldiniz. Cemre yaptım öyle. Benim kurban Cemre mi? Barış gene kurban benim. Kurban Cemre. Bir fikrim var. Evet. Sana bir anlatmak isterim onu. Evet. Şu görseli var ya Cemre'nin. Galoşlarla beraber hatta. Şu görselini minimal bir şekilde koluna hatıra olacak şeklinde neye çevirebiliriz tasarım? Şöyle ben geleyim. Sadece silüet şeklinde. Pembe pijamam. Yani mavi. Ben şimdi sadece kostüm. Yani şey, teni de pastel sadece belli değil yüzü gözü ama sadece bir figür olduğu, insan olduğu belli oluyor. Küçük ama şapka, yelek. Biri mi hırlıyor bana? Yok ya. Ya sen cezalısın diye böyle evet. Giyiyor.
Abi ben dedim moda falandır herhalde. Ne bileyim abi ya. Ceza değil ya. Kendisi istedi. Ben onun bugününü yönetiyorum sadece. Pijamaları, şapka olur. Ya tenin rengini boyamaya gerek yok. Evet, çok tutmaz evet, zaten. Aynen. Küçük onun zaten. Dışında aynen. Yani senin sen olduğunu belli ederiz yani şey olarak. Tamam. Maksimum ne kadar? Emoji gibi. Cemre enteresan bir şey yaptıracağım. Lavaboda şu an bir gelsin. Cemre! Sana bir şey yaptıracağım şimdi. Hazır mısın? Ne yapacağım? Nasıl söylesem? Paraya ihtiyacım var. Ya. Gerçekten 75 lira paraya ihtiyacım var. 75. Elektrik faturasını ödeyemiyorum. Onun için canlı yayın açıp bana 75 lira toplamanı istiyorum. Canlı yayın açıp sana 75 evet. TL toplamanı evet, istiyorsun. TikTok'tan. Ne oldu? Ne diyeceğim? Açıp bana 75 TL atın mı diyeyim? Elektrik faturasını ödeyemiyor Cihan. 75 lira toplamamız lazım hemen lazım. Başlık ekle. Bekliyorum. Cihan'ın elektrik faturası yaz. Gerçekten yazayım mı? Evet. Cihan'ın... Kaçak elektrik mi kullanıyorsun? Elektrik faturası. Allah razı olsun Cemre ya. Bu video olmasaydı gerçekten. Ha fotoğraf mıydı? Ben yayın açtım sanırım. Hayır hayır. Merhaba arkadaşlar. Yayın kapa. Canlı yayına başlıyorum. Hadi bakalım. Evet şu an yayına girdik. Ay evet, çok heyecanlı. Şöyle. Evet. 75 TL. 75 TL elektrik faturası. Ne olur 75 TL'lik. Ya delirenler var ya canlı yayında. Hadi 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 durmak yok falan diyor. Sahneyi asla böyle şey yapmadan. Bak herkes canlı haber yazıyor. Ne yazıyor? Canlı ne haber. Yazıyor? Canlı haber mi? Canlı haber yazıyor. Ha pardon. Ben ilk defa yayına katılıyorum. İlk defa da bir şey okuyorum galiba. Allah arkadaşlar be. İyiyim ben, siz nasılsınız? Cihan abi seni takip ediyorum. Ben de seni takip ediyorum. Nereden? Cihan'ın saçları çok güzel, senin saçların da çok güzel. Böyle bir yayın yapma kafası var mı ya? Herkesi memnun etmeye çalışıyorum değil mi? Aa bu arada büyük hediye çıkardık tamam. Gerçekten böyle oluyormuş bak, bu bile çıldırdı ya. Büyük hediye geldi. Böyle mi oluyor Cemre gerçekten? Bu kadar düştük mü ya? Çaktırma ya, yollasın insanlar. Ya Allah aşkına o nasıl bir tepkiydi ya. Cemre'si olmaz gerçekten inanıyorum sana ya. Geldin mi bu arada? Hı-hı. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Fazlasında gözümüz yok. Ah! Yasa dışı faaliyetler ve... Ha elektrik faturası onun için mi yaptık? Ah be! Ah be! Aga be. Bu senin için bir sıkıntı mı peki? Kaldırtırım şimdi ya. Benim böyle şeyler olmaz. Hemen kaldıramayabilirler. Saat 5'i geçti mi? 8 dakika geçti. Ah be. Yarına kaldım. Ben bunu hiç bilmediğim için keşke uyarsaydınız benim beni. Benim hiç aklıma gelmedi ki. Valla hiç anlamıyor. Çok iyi çok iyi. 170 dolar yetiyor mu? Üzüldüm ama şu an. 170 dolar benim maaşım Cemre. Bir şey diyeceğim. Üzüldüm. Gerçekten mi? 170 dolar maaşına mı şaşırdın? 80... Ben çok üzgünüm ya. Ben de şu an bir tık ben üzüldüm. Çok üzgünüm ya. Yayınımız yarıda kaldığı için çok üzgünüm. Hem ondan hem de böyle sanki böyle amacımızı başka bir lanse etmişiz gibi oldu. Hayır işin ya. İşin şakası olduğunu... Arkadaşlar makara yaptık zaten siz bunu izlediniz. O ne lan? Şaka mı bu? Oğlum bu şaka mı? Ha flashback verir misin? Kim oğlum bu? Bu bir TikTok'u. Ben sana söyleyeyim mi? Şimdi bize söyleyeyim. Aynı makas. Duvarda asılı. Bu ne? Bu gerçekten bir TikToker ve beni takip ediyor. Sizin mi yoksa bu sizin kontrolünüz dışında falan mı asılı duvara? Yok hep orada duruyor. İnanamıyorum ya. Bunun incelenmesi lazım. Tamam benim şu farklıların ucunu. Bunun incelenmesi... Devam mı kesmeyi? Yok. Videonun her sekansında bir santim daha olur mu? Şaka gibi ya. Abi, buna bir etiket atalım ama. Buna, evet bu makası etiketleyelim bu abi. Makası etiketleyelim. Bu gerçekten şey, story'de görünmeye çalışan kurye gibi duruyor duvarda şu anda. Harika. Galoşları da yaptım. Harika abi, muazzamsın. İşte tam istediğim buydu zaten ya. Abim şaka mı bu? Bu benim bile hoşuma gitti valla. Çok iyi. Böyle bir kız karakteri. Çok güzel. Beraber yaptıralım mı? Sen de bana yap. Olur. Bak. Fikrin pazarsın. Teneffüs de kaldı. Teneffüs. Hazır mısın? Hazırım. Kesin şuraya mı yaptırıyoruz? Evet. Güzel. Kaybettiğim her şeyi yani, geri alacağım yazıyor. Bir... Altında kendim varım. Evet. Yani sonunda ya. Kendimi buldum. Aynen öyle. Gel buraya. İşte bu da. Her kollarını açtım. Allah'a yalvardığında beni de hatırlayacaksın. Yani bir duana ortak olacağım. Ya güzel duruyor. Ömrüm billah taşıyacağım kendimi. Evet onun için soruyorum sana yani. Okey misin yani? Okeyim ya. Yani her şey okeyim. Bence güzel de öyle oluyor. Video çok iyi. Bunu çok iyi akıl ettin. Çok tatlı duruyor. Ay çok garip. Lan. Sen beni ben küçümsüyorsun. Emin miyiz? Benim işim Rönesans. Tam o zaman adamıyım biliyor musun? Bakın.
Heyecanlandın sen sanki biraz. Gerildim biraz. Keşke bu kokuyu videoya verelim. Ama şey şu an kolu sanki damar yolu arıyormuş gibi bir his var ya şu an. Şu an var ya kokusu adam bayıltıcı. O kadar güzel kokuyor ki bak. Bir gitsem ya. Şöyle bütün ekipmanı dağıtsam. Ay ben niye böyleyim sürekli? Gel otur. Geliyor. Sonra, ocakta adam var diye. Bir bakar mısın buraya? Cemre? Nerede? Nasıl? Kiminle? Ne halt yiyeceği belli olmayan Cihan Albayrak bugün kanalımıza konuktu. Eğer siz bu tarz delikler daha çok gelsin istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse, ben yatıyorum. Burada bu kadar dövme için, bu kadar yatmak biraz fazla değil mi? Sanki bir dakika ayakta yap ya. Bütün sağ tarafını kaplayacakmış gibi yattı çünkü. Cemre, bence vazgeç. Bence vazgeç. İyi durun. Barış'ın üstüne tanımıyorum dövme konusunda. Balbazar dışındaki dövmelerimden pişmanım. Remember those days, those L's, I could sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Ben sana bayağı ödül olsun, hani güzel bir şey olsun, jest olsun diye yaptım işin bunu ya. Niye böyle kötü oldu? Umurumda değil baba. Yani alt üstü dövme yaptırıyorsun ya. Bir de şimdi acı çekiyor da sonra çok kullanacak bu dövmeyi. Başlarsın yine sağda solda fotoğraf çekimleri. Anne kilerde fotoğraf çekineceğim, reply'de getir. Anne mutfakta bir post çekineceğim. Misafir odasının sağında çekinmemişim. Bütün evini bitirmişsin zaten. Abi günde 20 tane post atılır mı ya? Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the don. Kiss the ring now. In the scene like GOT. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get RIP. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. İnanılmaz sevimli duruyor ya. Bu kadar sevimli duracağını düşünmüyordum baksana. Tamamen kafamda kurduğum şey böyleydi bu arada. Yani hani böyle bir şey hayal etmiştim. Hayal ettiğim gibi oldu. Sen var ya. Ceza falan diye yürü. Ceza falan değil gerçekten. Yok ya çok güzel oldu valla. Hayırlı olsun yine ona. Aynısından sana da çizdiriyormuşuz. Yok öyle bir şey yokmuş. O belki başka bir zaman, başka bir kanalda. Bugün sana bence ceza gibi olmadı. Evet. Zaten bunu çok şimdi ister istemez herkesin kafasında şöyle canlandı arkadaşlar. Cihan Cemre'nin bir günlüğüne gidecek. Muhtemelen ağzına sıçacak, kışkırtacak onu, sinirlendirecek. Arabanın arkasında bırakacak, basacak, gidecek. Öyle bir şey değil. Ay gerçekten benim için çok eğlenceli bir videoydu. Bitti mi? Yok. Hayır abi videoyu bitiremezsin. Öyle tamam bitirmiyorum, yok. Devam. Tamam şaka. Ben ortalığı temizliyorum, sen de. Cihan'ı bu yüzden getirmiyor, ortalığı temizliyorum. Benim için gerçekten muazzam bir videoydu. En eğlendiğim videolardan biriydi. Çünkü yanında Cihan vardı zaten. Cihan'la eğlenmemek imkansız. Eğlenmeyen varsa adam değildir. Of, ne yaptın? Ne yaptın? Bak beni sevmeyen akrabalarım da var ya, öyle söyleyeyim sana. Onlar hiç adam değil. Hani akraban olup seni sevmeyen varsa adam değil zaten. Çok iddialı konuştum. Arkandayım. Ben iddia... Ama şu şekilde arkandayım. Saklanıyorum. Destek olarak değil, saklanıyorum sadece. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bitiriyor muyuz videoyu? Bitirelim mi? Bitirelim ya. Aklına yakın bir şey var mı? Hayır, başka bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olmayı ve Cihan'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Cihan 10 numara bir YouTuber. Ben daha iyisini hiç görmedim. Güzelsin, olmadı güzel. Güzel güzel söylüyorsun ya, biraz daha devam etsene. Yok, zirvede bırakalım bence, 10 numara YouTuber çok iyi. Neyse arkadaşlar, yeter bu kadar. Cihan çıksın kanalda. Ama çıkarsam ekipmanı dağıtacağım. Şimdi bu... Arkadaşlar... Cihan'ı çağırdığın için çok teşekkür ederim. Güzeldi. Annene buradan selamlarımı söyle. Ellerinden öpüyorum. Evde gittiğinde temizle lütfen. Kadına çok yük oluyorsun. Batanak iyi ki varsın.